Kanal 23 ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Yeni bir seçime doğru programıyla sizlerin karşısındayız. Seçime az bir süre kala burada adayları konuk ediyoruz ve yeni bir adayımız daha var. Sizlerle aslında bir program yapmıştık, ekran başında bizleri seyretmiştiniz. O programda kendisini ve düşüncelerini daha çok gözlemlerini dile getirmişti. Bu programda biraz daha aslında projelere yönelik bir program olacak. Kovancılar Belediye Başkan Adayı Vahap Gök bizlerle birlikte olacak. Kendisi Büyük Birlik Partisi'nden aday. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi ilk programımızda aslında daha çok sizi tanımıştık. Seçim süreciyle, aday adaylığı süreciyle ilgili düşüncelerinizi almıştık. Bu programı da biraz daha kovancılardaki sorunları, gözlemlerinizi ve buna yönelik projelerinizi dinlemek istiyoruz. İsterseniz şu şekilde başlayalım. Tabii ki projeleriniz var ama eğer seçilirseniz, göreve gelirseniz ilk yapacağınız proje, ilk yapacağınız çalışma ne olacak? Bununla başlayalım. Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle ekranın başında bizi izleyen Kovancılı hemşehrilerime, gençlerimize ve ablalarımıza hayırlı geceler, iyi seyirler diliyorum. Kovancılı ilk projelerimizle ilgili ilk yapacağımız proje Kovancılar'da şu an belediyemizin iç meseleleri daha fazla. İç meselelerimizde eksik olan müdürlüklerimiz var. Var olan müdürlüklerimizin üzerine yeni müdürlükler ekleyerek ve belediyenin içindeki bütün müdürlüklerdeki birim elemanlarının yeniden yapılandırarak ve onları birim birim ayırarak herkesin kendi biriminde çalışmasını sağlayarak öncelikle birimleri ayırıp daha verimli çalışmasını sağlayacağız. Hangi müdürlükler eksik? Şöyle mesela var olan müdürlüklerimize bir ulaştırma müdürlüğü, bir kültür müdürlüğü, mezarlıklar müdürlüğü ve ulaştırma müdürlüğü ve park bahçeler müdürlüğü. 4 tane müdürlüğümüz eksik. Öncelikle bunlarla beraber var olan müdürlüklerimizi ve var olan müdürlüklerimizin bir de personel yapısını yeniden oluşturacağız. Çünkü şu şekil daha önceki belediye başkanlığı dönemlerimizde yani bu dönem ve daha önceki dönemlerde maalesef ilçemiz belediye başkanı ve sadece bir çavuş veya herhangi bir sadece tek müdür üzerine yürüdüğü için Kovancılar hep o yüzden bir adım ileri gidemedi. Şöyle söyleyeyim, örneğin daha önceki dönemlerde yani arabamız bozulursa bir kişiye yönlendiriliyor. Su patlarsa bir kişiye yönlendiriliyor. Şöyle konuşalım, biraz daha açık konuşalım. İşte cenaze olur, Köksal Bey buraya yetiş. Araç bozulur, Köksal Bey buraya yetiş. Su patlar, Köksal Bey buraya yetiş. O dönemin sonrasında bu sefer de araba bozulur, Alparslan buraya yetiş. Su patlar, Alparslan buraya yetişir. Cenaze olur, Alparslan buraya yetişir. Bu böyle bir durumda olduğu için maalesef belediyemiz bir mesafe kat edemedi. Personel de bir mesafe kat edemedi. Bu sadece birinin üzerine yüklemekle de o arkadaşımız da artık yükün altında boğularak, baş edemeyerek bir nokta sonrası dağılma başlıyor. Ve dağılma başlayınca da personelde bir gevşeme, personelde ben hangi birimin elemanıyım, hangi birimde çalışıyorum, ben sabah itfaiye gidiyorum, akşam park bahçelere gidiyorum, sabah beni suya gönderiyorlar, akşam çöpe gönderiyorlar gibi bir olay. Biz öncelikle belediyenin içindeki müdürlükleri kurarak ve bütün personeli birim birim ayırarak, yani itfaiyedeki adam itfaiyede olduğunu bilecek, park bahçelerdeki adam park bahçelerde olduğunu bilecek, mezarlıktaki adam mezarlık müdürlüğünde olduğunu bilecek, ulaştırmadaki adam ulaştırma müdürlüğünde olduğunu bilecek ve bütün personel çalışacak. Yani yükü 30 kişi, 40 kişi çekmeyecek. Herkes kendi biriminde kendi işini yapacak. Mesai saatleri içinde full çalışacak. Mesai saatlerinin dışında da evinde rahatına bakacak, istirahatına bakacak ya da başka işe bakacak. Ama belediyeyi biz öncelikle içeriden dizayn ederek, müdürlüklerini yeniden dizayn ederek herkesi kendi işine gitmesini ve herkesin kendi işini yapmasını sağlayacağız. Böylelikle daha verimli olacağız. Nasıl daha verimli olacağız? Maalesef yani parklarımızın
hali işler acısı, kaldırımlarımızın hali işler acısı, yollarımızın hali işler acısı, mezarlıklarımızın hali işler acısı, kültür faaliyetlerimiz sıfır zaten, hiç yok. Yani Kuvancılar'da böyle bir ölü toprağı serpilmiş gibi bir ilçede yaşıyoruz. Biz bu müdürlüklerle beraber ve yapacağımız projeler ve kültür eğitim faaliyetleriyle beraber birçok şey yeniden canlandıracağız ve Kuvancılar'ı yeni bir ruha taşıyacağız. Projelerinizi dinleyelim isterseniz. Tabii ki oraya özel olan sorunlar oluyor. Ve siz de tabii ki farklı partilerde de uzun yıllar görev aldınız. Kuvancılar ilçesi içerisinde baktığımız zaman birçok hizmetiniz oldu. Bunu aslında ilk programda da konuşmuştuk. Dolayısıyla aslında ilçenin problemlerine de hakimsiniz. Kimin ne sorunu var, ilçenin genel sorunları neler? Buna yönelik de projeler geliştirdiniz. Onları dinleyelim. Evet, şimdi gerçekten bu noktaya kolay gelmedik. Bu noktaya birçok yıllar ilçemizin ve partide birçok görevler yaparak geldik. Daha önce 5 yıl Kuvancılar Belediye Meclis Üyeliği yaptım. Kuvancılar Belediye Meclis Üyeliğinde ilçemi adım adım, karış karış, sokak sokak tanıdım. Yani hangi mahallede ne problemimiz var, hangi mahallemizin su problemi var, hangi mahallemizin kanalizasyon problemi var, hangi mahallemizin imar sorunu var, iskan sorunu var. Bunlar hepsini ezberledik. Bununla beraber 2 yılda ilçe başkanlığı yaptım. İlçe başkanlığında da bürokrasi öğrendik. Yani bir proje nasıl yapılır, proje nasıl hazırlanılır, yukarıya nasıl götürülür, yukarıda projenin ödeneği falan nasıl çıkarılır? Onu öğrendik. Zaten bu ikisinin birleşimiyle bu sefer belediye başkanlığı olmaya ve gelen dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda bunu taşlandırmak istedik. Yani belediye başkanı olma isteğimiz veya belediye başkanlığı yapma isteğimiz bir, memleketimize çok sevdalı olduğumuzu, memleketimi hiçbir zaman bırakmak istemeyişim, işimin yoğunluğuna rağmen, dışarıda işlerimin çok olmasına rağmen ben Kuvancılar'a artık hizmet zamanı geldiğine inanıyorum ve Kuvancılar'a hizmet etmeye gidiyorum deyip bütün işimi gücümü bıraktım ve Kuvancılar'a tekrar geri dönüp bu sefer de bu birikimimizi, tecrübemizi ilçemize yansıtmak istedim. Bunlarla birlikte bu görevlerin hepsini AK Parti içerisindeki görevinizde yaptınız bu arada. Evet, 5 yıl AK Parti 2014-19 belediye meclis üyeliği yaptım. 2018-20 yılları arasında da ilçe başkanlığı yaptım. Bunlarla ilgili de Kuvancılar'ımı çok iyi bildiğim için, çok iyi tanıdığım için böyle bir reçete çıkardım. Burada ben bütün adaylarına da zaman zaman seslendim. Şu sözü söyledim. Bakın dedim, İnsanlarımıza, gençlerimize, bayanlarımıza süslü püslü projeler veya süslü püslü vaatle vermenize gerek yok. Ben Kuvancılar'ın 10 yıllık reçetesini çıkarmışım. Bunu gelir gelmez bugünden başlarsak, zamanın neresinden başlarsak kârdır diyerek bugünden başlayarak kim gelirse gelsin ben gelirim. Başka bir arkadaş gelir. Sadece bunu yapın. Şu projeleri yaparsanız Kuvancılar'a en azından bugünden başlayarak 10 yıl sonra güzel yaşanabilen, güzel bir ilçe, hayatın, yaşamın kolay olduğu, üst düzeyde refah seviyesinin olduğu, insanların artık mutlu yaşadığı bir ilçe olacağız. Bizim ilçemiz şu an zaman zaman köy, zaman zaman şehir oluyor. Bunun sebebi nedir? Maalesef doğru hizmetler yapılmadı, cesur hizmetler yapılmadı. Hep küçük işlerle, günübirlik işlerle uğraşıldığı için ilçemiz şu an köy ve şehir arasında gidip geliyor. Zaman zaman köye dönüşüyoruz, zaman zaman şehir görüntüsüne dönüşüyoruz. Neye göre şehir oluyor, neye göre köy oluyor? Yani bazen işte yol güzergahımız var. İşte içerisinden araçlar geçiyor, laleten büyüyor. Büyüklük anlamında şehir oluyoruz. Ama hizmet açısından işte kaldırımına bakıyorsun, parkına bakıyorsun, yaşanabilir bir alana bakıyorsun. Maalesef köy gibiyiz. Yani bir şehirde atıyorum, eğer senin şehrinde insanlar halen kalkıp Palu'da zirve kafeye gidiyorsa,
insanların gidip oturabileceği bir park alanı veya ailesini götürüp oturup zaman geçiremeyeceği veya geçirmediği bir parkın bile yoksa, bir yürüyüş yolun, bir bisiklet yolun, bir canlı müzik alanların yoksa, insanlar Karakoçan'a, Kalecik Barajı'na gidiyorsa veya sadece bir kafe ortamında gidip oturmak için, bir park ortamında ailesine yazın sıcağında oturmak için Elazığ'a geliyorsa, köy görüntüsünde olursun, köy hüviyetinde olursun. İşte biz bu sorunları ve bu reçeteyi hazırladık. Onun için dedi ki, kim gelirse gelsin, kumancılara bunlar lazım ve bunları yapın yeter. İnsanlara mutlu olması için, insanların güzel yaşaması için bunlar bize lazım. Bunlarda da neler var? Bakın şimdi benim en büyük projelerimden biri, hemen şehrimizin arka sırtında Şahmiran Dağı diye bir dağımız var. Ve bu Şahmiran Dağı ağacın bile yetişmediği ve yeşilliğin bile yetişmediği bir dağ. Boş duruyor, hiç kimseye bir faydası yok. Biz defalarca bunu dedik ki, bakın burayı artık kullanın, imara açın, yeni bir şehir olması için orayı ticari alan ilan edin, bir bulvar açın ve yeni bir şehir oluşsun, daha doğru imar bölgesi açın, daha doğru park alanı açın, parklar yapın. İnsanlar gidip orada bu park alanları, bakın şurada gördüğünüz gibi sol tarafta mesela büyük bir park alanı gibi bir şey bırakmışız. Evet, o bizim nasip olursa gelir gelmez ilk yapacağımız proje. Yani ilk kazmayı vuracağımız Şahmiran Dağı'nın hemen Sağlık Meslek Lisesi'nin üst tepesine çok büyük bir park projemiz var. Hatta ben ilçemde bir gencimize, yani mühendis olan bir gencimize şimdi bile talimat verdim. Git dedim, orayı ölç biç, tamamını kullanmak şartıyla oraya yazlık kışlık bir lokanta, iki katlı bir lokanta, büyük bir kafeterya, tekrar alt bölgesine doğru tek katlı yine büyük bir kafeterya yap. İnsanlar orada hem eğlensin, hem dinlensin, hem yemeğini yesin, hem dondurmasını yesin, hem çerezini yesin. Saatler geçirsin, tostunu yesin, pizzasını yesin. Ama kalkıp buradan Palu'ya, kalkıp buradan Karakoçan'a gitmesin. O projeyi şu an hazırlatıyorum. Talimat verdim. Gençler şu an hazırlıyor. Eğer biz kazanırsak ilk kazmayı vuracağımız alan. Eğer kazanmazsak, biz kazanmazsak kazanan arkadaşa diyeceğim ki al sana bu proje hediyem olsun ve ilk projeyi bunu uygula diyeceğim. Öncelikle bizim Şahmiran Dağı ile alakalı imar projemiz, çevre yolu ve ticari alan projemiz ve büyük bir park projemiz var. Burayı bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Onun dışında mesela bir deremiz var, dere ıslahımız var. Dere ıslahımızda yıllardır mesela yapılmıyor. Kumancar'ın en güzel ve en mükemmel bir yeri. Dere ıslahımızda düşünüyorum, yani şu Şahmiran Dağı'ndaki parkla ve dere ıslahıyla alakalı acaba belediyemizde neden yapılmıyor ve neden düşünülmüyor? Acaba neyimiz eksik? Mesela belediye olarak bir bakıyoruz, kamyonumuz var, kepçemiz var, dozerimiz var, kilitli parke fabrikamız var. Peki bir parkı yapmak için eksik olan ne? Ne eksik olabilir? Yani şu dere ıslahını, insanların orada yürüyüş yolunu, bisiklet yolunu, canlı müzik alanlarını, yeme içme alanlarını yapamamak için eksik olan ne olabilir? Bana göre sadece vizyon ve cesaret. Yani belediyenin bütün imkanları var. Alacağınız dışarıdan, sadece belediyede yoksa belki bir çim olayımız olmayabilir, tohumu. Onu da gelirsin burada tarımdan alırsın, götürürsün orada yeşillik veya ağaçlarını alırsın, yeşillendirirsin. Ama dolgusu için her şeyimiz var. Belediyede olmayan bir şeyimiz yok. Ama maalesef bir dere ıslahımız bile yıllardır o dere böyle kupkuru duruyor. Hiçbir çalışma yok. Dere ıslahı yapılmış ama dolgusu, çalışması, düzeni kurulmamış diye insanlarımız halen kalkıyor, çevre ilçelere gidiyor. Dağımız duruyor. Dağımızı bir tane cesaret edip oraya bir park veya bir oturma alanı yapmıyor diye insanlarımız halen kalkıp çevre ilçelere gidiyor. Yani bu bana göre vizyon eksikliği, bir de
ayıplanacak bir şey gibi görüyorum. Yani benim insanlarımın halen çevre ilçelere dinlenmeye parka gidiyorsa ilçe adına üzücü bir durum olması lazım. Onun dışında birçok projelerimizde yine mesela yani düşünün Karakoçan'da yaklaşık 10-15 yıldır bir terminalleri var. Bizim halen bir köy garajımız bile yok. Yani TOKİ minibüslerimiz bir yerden kalkıyor. Elazığ Belediye minibüslerimiz, otobüslerimiz bir yerden kalkıyor. Karaçor minibüslerimiz başka yerden kalkıyor. Palo minibüslerimiz başka yerden kalkıyor. Ekinözü minibüslerimiz başka yerden kalkıyor. Yani şehrin her tarafında bir 3-5 minibüs, herkes kendi çevresinden kendi köylerine gidip geliyor ve Elazığ'a gidip geliyor. Yani düşünün bir belediye olarak ve iktidar partisi olarak mesela yıllardır da hep iktidar partisinden gitmemize rağmen bir köy garajımız daha yok. Çok mu zor bu işi yapmak? Çok zor değildir. Karakoçan 15 sene önce yapmışsa biz uğraşsaydık şimdiye kadar biz de yapmıştık. Ama demek ki birileri çok önemli değil. İşte günübirlik böyle ilçeyi idare edelim. İşte kaldırımdan, yoldan idare edelim. Böyle bir gitsin, bir 5 yılda olsun. 5 yıl sonra bir daha ekleriz projelerimize, bir daha söyleriz, bir daha götürürüz. Böyle oldu. Maalesef 25 yıl böyle oldu. Ama biz bunları yapmaya hepsine karar verdik, kararlıyız. Yani köy garajı projemizi de inşallah bu yıllar içerisinde faaliyete koyacağız. Mesela kovancılarımız ana güzergah. Doğu ve batıyı birbirine bağlayan ana güzergah üzerinde kurulu bir ilçe. Ama maalesef otobüs mesela Van, Muş otobüsleri, Bingöl otobüsleri gelir. Yolun üzerinde yolcu alır. Bunu defalarca tehlikesini şöyle yaşamışız. Otobüs ana yolda duruyor. Sol tarafta diyelim bağcı açıyorlar. Bağış atılacak veya alınacak. Yani aşağıdan gelen araç dikkat etmese orada her an veya yavaş geçmese her an bir kaza ve her an bir ölü olabilir. Ama maalesef buna da bir çare bulunamadı. Daha ilçemizde bu kadar ana yol güzergahında olmasına rağmen ilçemizde bir tane otobüs garajı da yok. Hani buna kimse bir Elazığ terminali gibi veya Malatya terminali gibi beklemesine gerek yok. Yapacağınız 5 tane 6 tane yazıhanemiz var. Firma geçiyor o ilçeden. Bunlara birer tane yazıhane yapacaksın. İşte bir ön platformunu kuracaksın. Bir giriş çıkışını vereceksin. Orada bir lokantasını, bir berberini, bir çay ocağını kuracaksın. Bir terminal diyeceksin oranın adına ve otobüsler gelecek, yolcuları orada alacak. Yolcular da oraya gidecek, biliyor saatine göre. Orada alacak. Yani yolcular şehrin göbeğinde yazıhanelerin önünde çay ocakları gibi oturuyor, otobüs bekliyor. Otobüs geliyor, ana yolun üzerinde sağ şeridi işgal ederek yolcu alıyor. Yolcu bindiriyor, yolcu indiriyor. Yani bu ana güzergahta olan bir ilçe için çok hoş görüntüler değil. Maalesef yıllardır söylenmesine rağmen otobüs firmacılarımızın ısrarla artık yeter, insanlarımızın artık yeter yani şunu bir yapın demesine rağmen büyük proje oldukları için kimse bugüne kadar bu projelere eğilmedi. İlçemizde yani bunlar çok büyük bir proje mi? Mesela yapılması çok zor mu? O şekilde mi çok görülüyor acaba? Çünkü 5 yıl içinde mesela siz bunları yapacağınızı düşünüyor musunuz? Ben bu reçeteyi 10 yıllık bir reçete dedim. Yani o bunları 2 dönem başkanlık yapmayı planlıyorsunuz o zaman. Tabii ki hedefimizde o var. Çünkü burada büyük projeler var. Belediyenin gücünün yettiği projeler var. Bir de yukarıdan destek alınması gereken projeler var. Yukarıdaki işi de dediğim gibi işte biz ilçe başkanlığı yaparak o bürokrasiyi öğrendik. Yani bunların ödeneklerini, bunların projelerini nasıl yapacağımızı, yukarıda bu projeleri nasıl çıkaracağımızı biliyoruz. Yani şöyle diyeyim, mesela 6 yıl önce kalktık dedik ki Kovancılar artık bir hastane lazım. Bugün hastane temeli atılıyorsa 6 yıl önce veya 10 yıl önce birileri de deseydi ki bize bir köy garajı ve terminal lazım deseydi onlar da bitmişti. Demek ki o konuyu kimse dert etmiyor veya o konuyu kimse görmek istemiyor. Yani ben hep şuna inanmışımdır. Başlamak bitirmektir. Eğer bir şeyi istersen ve başlarsan sonu muhakkak gelecek. Onun için biz başlayacağız. Projesini yapacağız. Başlayacağız ve bir şekilde onu
adımını attıracağız. Günü geldiğinde de bitireceğiz. Yani ben bunu hep ticarette de buna inanıyorum. Siyasette de buna inanıyorum. Bu süreç öyledir yani. Hiçbir şey yarım kalmaz. Başladığın hiçbir şey yarım kalmaz. Muhakkak biter yani. Bunun dışında mesela ilçemizde 450 tane tır var. Bir araştırma yaptım. 450 tane tırımız var. Ve bizde halen bir tır parkı yok. Peki bir tır parkı ne kadar zor olabilir? Bir tır parkının zorluğu ne olabilir? Bir 5 dönüm veya 6 dönüm bir araziyi düzeltiyorsunuz. Dolgusunu yapıyorsunuz. Dolgunun üzerine ya asfaltını ya da kilitli parkesini dümdüz bir alan, yani düşünün bir sahayı kilitli parke yapıyorsunuz ki bu 15-20 günlük bir iş, yani böyle çok elzem bir durum değil, çok böyle nasıl diyeyim yani çok zor bir durum değil yapılmaması için. Yine saydım yani kamyonun, kepçen, dozer, krederi her şeyin var. Kilitli parken de var. Tır parkın yok. Bir tane adamların oturacağı, çay ocağı gibi, kahve gibi kullanacağı, işte orada bir yemeğini, melemenini yapacağı, işte yanına bir tane nizamiye koyacağı, koyup da işte tırcıların giriş çıkışlarında ücret alacağı bir yer yapacaksın. Çok mu zor? Yani dörde dört bir üç duvar örmek, bir sahayı dolgu yapıp o sahada tırların girişle çıkışlarını çizip, park alanlarını çizip giriş çıkış vermek çok mu zor? Değil. Ama bugüne kadar yapılmamış. Buna yönelik talep mi aldınız? Çünkü biz kovancılardan adaylar da alıyoruz. Mesela ben bu projeyi ilk defa sizden duydum. Adaylar almışsınız, doğrudur ama ben dediğim gibi ilçemin sorunlarını ve ilçemi çok iyi tanıyorum. İnsanların nelerle uğraştığını, nelerle zor, neleri istediğini iyi biliyorum. Neden bu şeyin arasını aldım, proje arasını aldım? Tırcılarımızın çoğu her gün yol kenarına park ettiği için her gün ceza yiyor. İşgal ettikleri için durmadan ceza yiyorlar ve bu büyük bir sorun tırcılar için. Oraya park edip ceza yememek için mahalle aralarına giriyorlar. Biz mahalle aralarında geziyoruz. O zaman o aday adaylarımız hiç mahalle aralarına girmemiştir. Hep ana yolu kullanmıştır. Mahalle aralarına girdiğimizde tırlar adamın evinin önünü kapatmış, yolun yarısını kapatmış, araçlarla geçerken zor geçiyorsunuz. Bunlar bir sorun işte. Onu kafaya yazarsan, bu tır niye burada, bu tır niye bu mahalle arasında park etmiş dersen, aklına şey gelir, bir tır parkı da lazım bu ilçeye gelir. Onu da biz tespit ettik ve tır parkının sorunun olduğunu bildik. Kendi projelerimizin arasında da tır parkını yaptık. Ve nasip olursa söz verdim. İlk 6 ayda yapacağım bir proje bu. 6 ay sonra Kovancılar'ın tır parkı hazır olacak. Derhal bir yerimizi alacağız. Ve o yerde tır parkımızı düzeltip sahasını vereceğiz. Onun dışında mesela keresteciler ve marangozcular sitemiz yok. Bugün gidin batıda veya Karadeniz'de her tarafta en küçük ilçelerde bile marangozcular veya keresteciler sitesi var. Niye? Ağaç işleri bitmeyen bir, tükenmeyen bir durum. Bu ağaççılarımız bizim sanayi sitesinde, yani araba tamiri yapılan sanayi sitesinin içinde bizim ağaççılarımız var. Düşünün, bir yandan araba tamiri ediyorsun, yağ değiştiriyorsun. Bir yandan da adam ağaç biçiyor ve o kepeği, o tozu, o toprağı tamircilere doğru gidiyor. Sanayi sitesiyle ağaççılar iç içe. Tunceli yolunda yol kenarına gidin, ağaç işlerine oraya bir bakın. Yani adamların hali işler acısı. Yağmur yağdı mı bir şey yapamazlar. Çamurdan adam diz boyu çamur içinde dolaşır. Bir de hayatları bir kulübe ve ağaç şeyinin önünde geçiyor. Yani oturma alanları, gittiğinde seni oturturup ikram edecek bir yerleri bile yok. Biz bunlar için de bunu da düşündük. Yani Kovancılarımızın her tarafında mera da var, her tarafında dağ var. Yani bir 50 dönüm, 60 dönümlük bir alanı 19 tane ağaççımız var. Onu da araştırdım. 19 tane ağaççımız var. Biz 25 tane yaparız. 25 tane 4'e 5 veya 4'e 10 neyse, o zaman ağaççıların bir araya gelerek böyle bir projemizi geliştireceğiz. Bakanlık üzerinden bakanlığımıza inşallah onaylatacağız. O projeyi de şöyle, yani ben bir şey yaparım derken de her şeyini araştırarak söylüyorum. Bir veya iki seçenekle yaparız.
Ya bakanımıza diyeceğiz ki gelin bunları işte 5 yıl, 10 yıl ödemeli bu adamlara yapalım. Adamlar kira öder gibi geri ödesin. Ya da yeri biz tahsis edelim. Adamlar kendileri yapsın. Biz destek verelim, yer tahsisini verelim. Adamlar bir düzenli bir şekilde kendileri yapsın. Yani onu da teklif edebiliriz. Ama benim en büyük isteğim şu, bakanlık tarafından tamamıyla ağaç işleri veya marangozlar kereçteciler sitesi olarak dizaynını yapıp, projeye uygun yapıp, bu adamları borçlandırıp, adamlar kendi malına, mal sahibi olması için, dükkan sahibi olması için kolay ödeyip, zamanı geldiğinde hem kendisi iş yeri sahibi olsun, hem de kovancılar o pislikten, o çamur içindeki hayattan veya o yol güzergahındaki çirkinlikten veya sanayi sitesinin içindeki o toz topraktan kurtulsun. İkinci yöntem vatandaş için daha kesinlikle yani vatandaş olabilir. Bence işte biz onda da yine ben yaptım, ben bildim değilim. Ben öyle bir tarzım da yok. Biz bunları yine o kardeşlerimizi, o abilerimizi toplayacağız. Masaya 1, 2, 3 önce bakanlıktan öğreneceğimiz, onların bize önereceği sonuçları bu arkadaşlarımızın önüne getireceğiz. Burada da bunlar hangisine razıysa veya hangisi bunlar için uygunsa biz o uygulamaya gireceğiz. Yani biz adamlara bedava bir site yapıyoruz, bedava bir site veriyoruz demiyoruz. Ama belediye olarak öncülük yapmak zorundayız. Belediye olarak kumajların ticari alanlarına, ticaret yapan insanlarına sahip çıkmak zorundayız. Bakın mesela ilçemizde çok büyük bir kitleye sahip Beretan aşiretimiz var. Kumajların gerçekleri, kumajların müthiş derecede bir katma değeri olan bir kitle. Aşire. Ama adamlar yıllardır bir kışlakları olmadığı için, bir barınma alanları olmadığı için ilçeye zaman zaman mecburiyetten, onlar da haklı, halk da haklı, rahatsızlık veriliyor mesela. Ne yapıyor? Adam gelip şehrin içinde, şehrin göbeğinde hayvan besliyor. Yazın yaylaya gidiyor, kışın mecbur eve dönecek. Eve dönünce ben nereye gideyim diyor. Hayvanlarımı nerede otarayım, nerede su arayayım? Buna yönelik bir çalışmanız olacak mı? Oldu. Vardı. Bizim Beretanlar Kooperatifi Başkanımız vardı, Rahmi Uçucu. Sağ olsun. Yani yaklaşık bir 14 yıl gibi bir mücadele verdi. Kimse sahip çıkmadığı için tek başına o mücadeleyi verdi. En son neticede geçen sene bir hale getirdi. Ondan sonra 110 kişi var bu hayvancılıkla uğraşan kişi. Biz o tarım ve onların kura zamanında ben olaya dahil olduğum için çok iyi biliyorum. 110 kişiden 65 kişiye kışlak olayı şu an yapılma aşamasında ve yapılıyor. Yapıldı. Şimdi 65 kişinin kışlak olayı bittiyse demek ki şehir içinde 65 tane artık bu hayvancılıkla uğraşan insanımız bundan sonra şehir içine girmeyecek demek. Orada 35 tane eksiğimiz kalıyor. O 35 eksiği de inşallah biz tamamlayacağız. Gideceğiz yine bakanlığımızdaki o şeylerde ısrarcı olacak. Yetmedi. 35 tane daha yaparsak tamamıyla şehrin içindeki zorluk veya bu kötü görünüm kalkmış olacak. Çünkü şehrin görünür alanında adam mecburiyetten geliyor, çadır kuruyor. Çadırın içinde hayvan besliyor. O hayvanın pisliği, kokusu, her şeyi komşusuna siniyor. Ama adama gidip yapma dediğin zaman ne yapayım diyor. Ben hayvancılık yapıyorum. Su lazım bana. Nereye götüreyim diyor. Belediye olarak bir yerde tahsis etmiyoruz. Bir yerde göstermiyoruz adamlara. Adamlar oraya geliyor. Bu sefer de vatandaş. Bu sefer de şehrin görünümü. İşte bu çalışmanız aslında çok önemli. Çünkü evet, hayvancılığın devamı için de aslında önemli baktığımız zaman. Tabii ki. Bu çalışmaların devamına yönelik bir girişim olacak mı? Vatandaşın hayvancılıkla uğraşan kısmın size talepleri oluyor mu bu konuda? İşte kışlaklar 65 hazırlandı. Şu an teslim aşamasında. Bu yazın biter. Bir iki aya kadar biter. Hatta kaymakamlık tarafından kurası da çekildi. Şu an kışlaklar kime verildiği ve isimler konusunda ben de işin içindeydim. O kişileri tespit ederken 65 kişi tamam. 35 eksik var. Bu 35 eksiği de biz geldiğimizde inşallah çıkaracağız. 35 tane daha kışlak çıkaracağız. O kişilere de o kışlak yerlerini göstereceğiz. Bundan sonra bu Beretanlı aşiretimiz hayvancılığını daha düzgün, daha rahat. Yani hem kendileri rahat edecek, hem şehir rahat hareket edecek şekilde
Onlara da kurduk mu artık Beret Hanımların işi daha güzelleşmiş olacak. Aynı işte kerestecilerimiz gibi. Keresteciler, marangozcular ve mermerciler, hatta mermerciler de bu işin içinde. Mermercilerimize de yerlerini yapacağız. Geri ödeme kaydıyla yerlerini teslim edeceğiz. Bakanlık üzerinden bunlar ödemelerini yapacak, ruhsatlarını alacak ve o şehirde keresteciler, ağaç işleriyle uğraşanlar ve mermerciler de kendine ait bir yerleri olacak. Hem şehir güzelleşecek, hem onlar rahat edecek, hem de bir araya toplanmış olacak. Yani şehrimizin içinde gerçekten o kadar bir sorun var ki, şu an zirai tarım aleti satan yerler. Şehrin her tarafında. Yani şehrin göbeğinde adam bir dükkan tutmuş, önüne 3 traktör koymuş ama arka, yan taraf, kaldırım, kaldırımın arkası, kaldırımın dibi falan her taraf tarım aletleriyle dolu. Niye adama yapma mı diyeceksin? Diyemezsin. Adam ekmeğini kazanıyor oradan. Ama bir zirai ve tarım aletleri sitesi olsa mesela, bir yer göstersen bunlara, bir 15-20 dönümlük bir yer göstersen, orayı da belediye olarak düzelsen, dükkanlarını yapsan, herkese de... Aklınızda bir yer var mı? Var. Şimdi biz işte şunu yapacağız aslında. Biz ilk geldiğimizde belediyemizin bütün mera, hazine, belediye ait mülkleri çıkaracağız önce. Çıkardıktan sonra hangi yer, hangi profile uygun? Keresteciler nereye uygun olursa güzel olur? Sanayi sitesi nereye uygun olursa güzel olur? İşte zirai tarım aletleri nereye uygun olursa güzel olur diye biz böyle bir önce bir toplantımızı ve masanın üzerine yatıracağız. Bu yerlerimizi de yatıracağız. İşte tır garajımızı nereye yaparsak çok güzel görünür veya tırcılar rahat eder. Önce biz bunları bir tespit edeceğiz. Sonra bu tespitten sonra yavaş yavaş uygulamaya başlayacağız. Zamanla uygulayıp şehrin içini, dışını düzenli bir hale getireceğiz ve herkes ona göre adım atacak. Yani böyle işte bunu buraya yapacağız, şunu şuraya yapacağız diye değil. Önce belediyenin içindeki bütün bize ait, hazine ait, mera ait yerleri önce tespit edeceğiz. Sonrasında da o yerlerle alakalı çalışmalara başlayacağız. Zamanla oturtacağız hepsini, tertemiz bir şekilde getireceğiz. Orada yaşayanlar da rahat edecek, belediye de rahat edecek, şehir de rahat edecek. Yani ondan dolayı insanlar da rahat edecek. Düşünün yani bir adam evin önüne gidiyor ama zirai ve tarım aletlerinin içerisinden geçiyor. Sanki traktörcüler sitesi gibi bir alanın içinden geçiyor. Adam 5. katta oturuyor, çıkıyor dışarı bakarken kapının önünde traktör görüyor. Başka bir şey görmüyor yani. O şekil bir durumdayız yani ilçede. Biz bunların hepsini hesaba katarak önce bunları teker teker yavaş yavaş şehrin dışına alarak güzel bir şehir haline getireceğiz ilçemizi. Mesela yine sanayi sitesiyle alakalı bir çalışmam olacak. Şimdi bir sanayi sitemiz var. Ama sanayi sitemizde artık şehrin tam ortasında kalmış. Şehrin en güzel yeri. Ha biz orayı yıkacak mıyız? Yıkmayacağız. Ben hesabım şu. Bakana gideceğim. Şu cümleyi kuracağım. Sayın Bakanım, herkes bir taşta iki kuş vuruyor, siz üç kuş vurun. Ne yapalım diyecek. Şimdi siz bana sanayi sitesini, yerimiz var yani şehir dışında güzel bir yerimiz var. Elazığ yolu üzerinde. Encümenlik'ten bildiğim bir yer. Biz sanayi sitesi istiyoruz. Eğer sanayi sitesi yapmasanız ben yarın gelip size diyeceğim ki galericiler sitesi istiyorum. Traktörcüler sitesi istiyorum. Veya bu zirai tarım aletleri dediğimiz site istiyorum. Siz bana gelin bir sanayi sitesini şehir dışında bir sanayi sitesi sadece yapın. Biz sanayi sitemizi oraya taşıyalım. Kimseyi mağdur etmeden. Oraya taşıyalım. Var olan şu anki sanayi sitemiz zaten şehir içinde. Zaten çok güzel bir konumda yeri. Sanayi sitesi olarak güzel bir konumda değil ama. Çünkü tırlar giremiyor. Bir kamyon girince diğer araçlar girip çıkamıyor. O sanayi sitesi anlamında güzel bir yer değil. Ama o yeri ufak bir tadilatla, işte ön brandalarını, tentelerini falan, güneşliklerini yaparak çok güzel bir traktörcüler ve galericiler sitesine çevirebiliriz. Bir taşta üç kuş. Bunu tavsiye edeceğiz. Siz bize sanayi sitesini şehir dışına yapın. Biz de
galeciler sitesi, traktörcüler sitesi ve zirai tarım aletleri yerini istemeyelim. Orayı da ona dönüştürelim. Muhteşem de bir görünüm alır. Şehir içinde en azından onlar da rahat etmiş olacak. Sanayi sitesi de tamirci, sanayi sitesi derken tamircilerin olduğu yer. O da şehrin dışına gitmiş olacak. Orada da bir rahat bir görünüm olacak ve insana rahat edecek, gidip gelecek. Arabası bozulunca adam 3 kilometre, 4 kilometre ileri gidecek. Onu da öyle çözmeyi düşünüyoruz. Onun için bir mücadele vereceğiz. İnşallah sanayi sitemizi şehir dışına... Nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Çünkü şehirde nefes alacak bir ortam yaratacaksınız. Evet. Bu projelerinizle birlikte. Bu açılan yerleri nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Hangi açılan yerleri? Bu söylediğiniz yerler taşındığı takdirde, evet, o alanlar da açılacak aslında. Evet. Bir rahatlama olacak. O alanlar da değerlendirilmeye açık olacak. Aslında yok, o alanlar diye bir alan yok zaten. Adam traktörcüler mesela şu an sadece şehrin içinde düşünün. Yani karşı tarafından market var, fırın var. O da traktörcüler yeri açmış. Adamın aslında bir yeri yok. Adam kaldırımı işgal etmiş, yolu işgal etmiş. O şekil bir ticaret var. Bir yer açılmıyor, bir alan açılmıyor aslında. Yani şehrin içindeki kötü görüntüyü sadece yok etmiş olacağız. Yoksa hani bir sitemiz vardı da, traktörcüler sitesi vardı da, onu kaldırınca orayı millet bahçesine çevireceğiz diye bir yerimiz yok. Öyle bir yer değil yani. Bildiğin fırın olacak bir dükkanı traktörcüler sitesi yapmış. İşte oralar belki kültür açısından değerlendirilebilir. Evet. Ya da farklı alanlarda bir kafe dediğiniz eksikliği var. O alanlar için değerlendirilebilir. Şehir içi kafe değil aslında. Bizim böyle insanların şehir dışına çıkıp yazın sıcağını değil de bir açık alan. Bizim eksiğimiz çok. Yani şehir içinde kafelerimiz var. İşletilen kafeler var. Ailelerin gittiği var ama kapalı alan, sıkıcı alanlar mesela. İnsanlar yazın bilirsin böyle hani bir mesire alanı gibi, evet, açık alanda gezebileceği yerlerimiz eksik. Yani kapalı alan kafelerimiz var. İnsanlarımız gidip oturup yiyip içtiği yerler var. Şehir dışında veya böyle insanların piknik yapabileceği, gidip saatlerce oturup dinlenebileceği ya da o sıcakta rahat edeceği alanlarımız yok. İşte dere ıslahımız, Şamiran Dağı'ndaki projemiz buna yönelik projeler. Onu yapacağız. Burada yine birçok şeyimiz var. Bunlara tek tek değinmek istiyorum. Mesela tekstil kentimiz var. Tekstil kentimizi daha çok büyütmeyi düşünüyoruz. Şu anki tekstil kentimiz sözde 250 kişilik olarak yapılmış ama mesela Karakocan'daki tekstil kent 250 kişilik dediği alanın idari kısmını tekstil kentinin dışına yapmışlar. Nedense bilmiyorum. Kuvajların idari kısmını da 250 kişilik tekstil kentin içine yapmışlar. Zaten bir 70-80 kişilik yeri orası yutmuş. Orası yok. İdari kısım dışarıda olacağını onu da dahil etmişler. İçeriden bölmüşler. Onu çoğaltmak için mesela şu an 250 kişilik sözde ama geçen gün gittiğimde, ziyaret ettiğimde maksimum ne kadar sıkıştırırsa sıkıştırsın 150 kişi geçemez. Biz bunun üzerine onun gibi bir veya iki, zaten duyduğum kadarıyla Kovancara'da iki yapılacakmış. İki tekstil kenti yan yana kurulacakmış. Çıkan ödenek ve para İki tane için çıkmış. Yapım sürecinde bir fiyat değişikliğinden dolayı, hani piyasaların ekonomik sıkıntından dolayı para ancak bir taneye yettiği için maalesef Kumancar'ın en büyük ilçesi olmamıza rağmen iki tane yerine bir tane yapılmış. Yani bir tane yine orada yutulmuş, kaybolmuş. Biz o hakkımızı da arayacağız. İki veya üç, üç yapacağız. En az da orada 600-700 ailenin veya barınmasını isteyeceğiz. Biz de şehir içinde tekstil işi o kadar çok ki adam gitmiş bir 500 metrekare, 300 metrekare, 200 metrekare yerler kiralamış. İşte bodrumunu, zeminini, üst katını tekstil yerine çevirmiş. Tekstil fabrikası gibi yerler olacağına şehir içinde yine market olabilecek veya mobilya olacak dükkanlar tekstil dükkanına çevrilmiş. Onların da gidip baktığında çok zor da olduğunu görüyoruz. Ama imkanlar dahilinde adamlar o şekil çalışıyor. Biz bu tekstil kent konusunda da üzerinde durup 1, 2, 3 yani yapıp en az da evde oturan bayanlarımızı işe götürmek için, gençlerimizi Avrupa'ya kaptırmamak için yeni iş imkanları, yeni genişletilmiş ticari alanlarla birlikte tekstil kenti de büyütmeyi düşünüyoruz.
Peki diğer projeye geçmeden bir ara verelim isterseniz. Tamam. Biz bir soluklanalım, ardından bir saatler 23'ü gösterdiğinde tekrar karşınızda olalım ve projeleri anlatmaya devam edelim. Değerli izleyenler, bir ara verelim. Daha sonra karşınızda olacağız. Evet değerli izleyenler, seçime doğru programının ikinci bölümünde devam ediyoruz. Program konuğumuz Büyük Birlik Partisi Kovancılar Belediye Başkan Adayı Vahap Göktü. İlk bölümde projelerinden bahsetti. Yarım kaldı çünkü süremiz yetmedi. Ara verdik ve ikinci bölümde devam edelim. Başka konulara da değinelim süremiz kalırsa. Projelerinizden bahsediyordunuz. Yarım kaldı. İsterseniz devam edin. Evet. Yine ilçemizin en önemli sorunlarından biri mesela imar problemimiz var. Özellikle mesela Karacimşit mahallemiz, Pınartepe mahallemiz ve çöp yolu, yani Gökdelen'in arkasında bir yamacımız var. O bölgelerimizde bizim halen imarımız yok. Ve imarımız olmadığı için de o mahalle sakinlerimiz doğalgaz alamıyorlar. Kanalizasyon problemleri var. İskan problemleri var. Zamanında evler kaçak yapılmış, köy hüviyetinde yapıldığı için şimdi de imar ve iskan eksik olduğu için adamlar doğalgaz almıyor. Mesela onu da gelir gelmez ilk işimiz bahsettiğim Karacimşit, Pınartepe ve Yamaç bölgemize hemen imar çalışması yapacağız. Bu imar çalışmamızla beraber imarımızı bitirdikten sonra iskan çalışmamıza gireceğiz. Bu insanlarımıza evlerine imar ve iskanlarını yapacağız. Ondan sonra da bu sefer altyapı, kanalizasyon işlerini ve doğalgaza kavuşturacağız. Çünkü Kovancılar'da şu an hemen hemen doğalgaz çekilmeyen hiçbir mahalle kalmadı. Ama bu üç bölgemiz maalesef işte yeni mahalle oldukları için ve daha önce projesiz büyüdüğü için, projesiz geliştiği için şu an imar yok. İmar çalışması yapılmadığı için iskanları yok. İskanları olmadığı için de doğalgaz alamıyorlar. Biz, kanalizasyon problemleri var. Biz İlk gelir gelmez inşallah şehrimizde yeni bulvarlarla beraber, yeni ticari alanlarla beraber o bölgelerin de yeni imarını yaparak bu bölgelerimizdeki insanlarımızın bu problemlerini de çözeceğiz. İlçemizin yine en büyük problemlerinden biri sokak hayvanları. Geçtiğimiz günlerde bir haber yapılmıştı, Kovancılar ilçesindeydi. Bir genç kıza saldırmıştı. Evet evet. Tabii. Yani bu her an olabilecek bir şey. Neden? Çevre ilçelerden bile Kovancılar'a, ben belediye meclis üyesiyken de çok yaşadık. Çevre ilçelerden bile hayvanlar getirilip gece boşaltılıp gidiyor. Aslında bu Türkiye genelinde bir sorun. Kovancılar'da bu çok mu daha büyük Kovancılar'da bir sorun? Kovancılar'da çok, hani sokaklarda hayvan dolu, yani köpek dolu. Sokaklar, sokak köpekleri laleten geziyor şehir içinde, mahalle aralarında. Bunları da mesela bir de çöp, geri dönüşüm atık üretim tesisinde bunları da şöyle bir projem var. Hayvan barınağı ve çöp geri dönüşüm tesisi aslında sadece Kovancılar'ın problemi değil. Aynı zamanda Palun'un da bir problemi, aynı zamanda Karakoçan'ın da bir problemi. Biz Allah nasip ederse bu iki projemizi 3 ilçe olarak, yani ben o şeyi kendimde buluyorum, o giderim, o arkadaşlarımızdan bir araya geliriz. Tıpkı Palu'yla nasıl Kovancılar Hastanesi'ni ortak proje olarak yaptıysak, hayvan barınağı ve çöp geri dönüşüm tesisinde 3 ilçe olarak yapacağız. Bizim ilçemizde olur, onların ilçesinde olur, hiç fark etmez mevkisi. 3 ilçe olarak bu sorunu da inşallah el birliğiyle beraber proje üreterek, bakanlıkta beraber çıkartırarak hem hayvan barınağımızı hem de çöp geri dönüşüm tesisimizi kuracağız. Yani bu konuda da büyük bir sıkıntı var ilçede. İnsanlar sokağa bile çıkmaya, bazen çocuklarını korkuyor bırakmaya. Küçük çocukların her an neyle karşılaşacağını bilmiyorlar. Çöp sorunumuz, bazen yazın kendi kendine bir patlama ve yanma oluyor. Şehir bir anda dumanlar altında kalabiliyor. İşte oradaki koku hakeza. İnşallah en kısa zamanda çöp ve hayvan barınağı tesisimizi de kuracağız. 3 ilçe olarak. Onun dışında mesela ana güzergah yolumuz var. Bizim şehrimizin asıl en önemli sorunu. Yani o şehirde mesela doğu ve batıyı bağlayan yol dedik. Ama maalesef 2 yıl önce o yolumuz yenilendi.
Ve yol yenilenirken o kadar bir sahip çıkılmadı ki o projeye. Aslında ben belediye meclis üyesiyken ve ilçe başkanıyken biz o yolu bakanlığa götürürken cep yolu proje olarak götürmüştük ve cep yolları yapılacak şekilde teslim etmiştik. Ama maalesef daha sonra ana güzergah yolu olarak geliyor. Belediye meclisinde derhal imzalanıyor ve geri gönderiliyor. Şehir hem daha da daralmış oldu ana yol, hem sağ şeritle sol şerit birbirini tutmuyor. Sağ şeritteki bütün dükkanlar da yol kotasının altında kaldı. Yani bir mağazaya gidiyorsun, yol mağaza seviyesinden daha yüksekte. Yani gerçekten çok projesiz bir çalışma olmuş. Cep yol olmadığı için, ana yol ve cep yol beraber kullanıldığı için şehir trafiği kaldırmıyor. Kaza oranı düşmüyor. İnsanlar işte o yüzden kavşak veremiyorsun. Adam 2 dakikalık yolu 5 dakika gidip tekrar kırmızı ışıktan dönüp aynı noktaya geliyor. Başlı başına bir problem. İnşallah geldiğimizde de ana yol güzergahını tekrar yeniden projelendirerek, cep yolu bir proje haline getirerek şehrimizin ana güzergahını değiştireceğiz. O da şehire çok güzel bir görünüm sağlayacak. Ondan sonra da işte sağa sola tekrar ışıklı bariyerler koyarak, yani o şehrin içinde bir Van'a giden, Muş'a giden, Bingöl'e giden bir araç geçtiği zaman burası nasıl bir şehir demesi gerekiyor. Kumajlar öyle bir konumda olan bir yer. Onu da sağlayacağız. Şehrin girişinde şehrimizin yamaçlarını sağını solunu ekerek, güllerle, çiçeklerle ekerek güzel bir hale getireceğiz. İşte mezarlıklarımız, dediğim gibi mezarlıklarımız diz boyu, otlar içinde, yollar bir tarafı kumlanmış, bir tarafı kumlanmamış, berbat bir şekilde. İşte ana ekranda eski halini gördüğünüz gibi ama yeni hali biz biraz amatörce çizmişiz. Tabii onlar daha mimari bir şekilde çizilecek. Kumancılarımızın parkları maalesef 10 yıl önce yapılan bir parkı, belediye meclis üyesiyken yapılan parkı 10 yıldır aynı çocuk parklarıyla, aynı kamelyalar. Bakın mesela eski görüntüsüne bakın. Şu görüntüde sizce mesela şu parkta insanlar gidip oturup bir çay, kahve, semaver kurabilir mi? Mesela kuramaz. Buna benzer parklarda yenileşme ya da düzenleme mi yapacaksınız? Yalnızca bu park için mi söylüyorsunuz? Hayır, yani bunun gibi kaç tane park var? 6-7 tane parkımız var. Hepsi bu halde bak, mi? Evet. Şu an geçerse başka bir parkımız daha var mesela. Bu Fatih Mahallesi'ndeki parkımız. Bir de Heybet Mahallesi'nde bir parkımız var. Bunun gibi İsmet Paşa'da var. Bunun gibi Bağlar Mahallesi'nde var. Bunların dışında da halen olmayan park olmayan mahallelerimiz de var. Yani hiç parka sahip olmayan Bahçelievler Mahallemiz var, Kapaşmaz Mahallemiz var, Karacimşit Mahallemiz var, Pınartepe Mahallemiz var. Onlarda da hiç park yok. Yani oralara da park yapacaksınız. Tabii ona bakın. Bu da Heybet Mahallemizdeki parkı. Görüyor musunuz? Bak kapı yere düşmüş ve kapı bile yerine biri fark edip takmamış. Ve düşünün yazın ortasında bu parkta neresinde piknik yapabilirsiniz? Neresinde oturup arkadaşlarınızla sohbet edip çocuklar nerede oynuyor? Öyle bir park. Mesela Toki Parkı da var. Toki'deki parkımız salıncak oyun çocuk parkları dahil kırık dökük. 10 yıl önce bir kere takılmış ve 10 yıl boyunca hiç kimse oraya uğramamış. Biz bunlar işte park bahçeleri müdürlüğümüzü kurarak tekrar bütün parklarımızı yeniden dizayn edeceğiz. Yeniden şekillendireceğiz. İçinde büfesi olan, marketi olan, hatta buraya parkların içine eğer parkın büyüklüğü el veriyorsa birer tane de muhtarlık ofisi kuracağız. Yani her parkın içine birer tane de muhtarlık ofisi kuracağız. Muhtarlarımıza da yer yapacağız. Muhtarlarımız hem o parkın parka sahip çıkmış olacak, hem işini görmüş olacak, hem o oradaki çalışanlara sahip çıkmış olacak. Park Bahçeler Müdürlüğü'nden, belediyeden her parka veya 3 parkta bir kişiye teslim ederek oranın otunun kurumaması, ağaçlarının budanması, kapılarının korunması, duvarlarının korunması için de Park Bahçeler Müdürlüğümüz artık sorumlu olacak. Birimleri ayırma sebebimiz bunlar zaten. Yani Park Bahçeler Müdürlüğü'nde bir tane ot kuruyan park görürsek, kırılan bir kamelya görürsek o müdür demek ki işini yapamıyor, o elemanlar demek ki işini yapamıyor, değişmemiz gerekecek diyeceğiz. Bir kişiye yüklenmeyeceğiz. O müdüre yükleneceğiz. O işi de oradan kurtaracağız. Bakın
mezarlıklarımızı az önce gördünüz, parklarımızı halini gördünüz. Bunlar için işte biz adım atıyoruz. Bunları güzelleştirip ailelerimizin artık bu parkları, bakın, ailelerimizin bu parkları, bu yerleri kullanması gerekiyor. Aslında bu İsmet Paşa mezarlığımız, bir de asri mezarlığımız var. Asri mezarlığımız buradan çok farklı değil. Hatta bu biraz daha düzgün. Asri mezarlığımız büyük mezarlık olmasına rağmen daha kötü bir durumda. Biz asri mezarlığımıza da tıpkı Kuvancar'daki gibi işte mezarlık müdürlüğümüzü kuracağız. Orada gasilhanesi, camisi, yıkama yeri, morgu, bunları da kuracağız. Mezarlarımızın tamamı artık bundan sonra ayrı mezarlık numaraları ve mezarlık numaraları olacak. Yani kayıtlı olacak. Yani şu an burada insanlar bir tane, belki de birçoğu kendi mezar yerini bile zar zor görebiliyor veya tanıyor. Çünkü karma karışık. Biz bunları da hepsini aile mezarlığı olarak numaralandıracağız ve mezarlıklara da artık numara vereceğiz, kayıt altına alacağız. Mezarlığa da yine bir dediğimiz gibi bütün şeyini kurup, gasilhanesini, mescidini, yıkama yerini, morgunu hepsini kurup tertemiz bir mezarlık müdürlüğü. Sahipsiz veya çevresi olmayanlar mezarlık müdürlüğünü arayacak. Bizim mezar cenazemiz var, İşte alın, defin edin diyebilecek kapasiteye getireceğiz. Bu yeşillendirme çalışmaları uzun sürecek çalışmalar mı? Yani çok zahmetli çalışmalar değil. Siz ilk göreve geldiğiniz zamanlarda yapılabilir yani çalışmalar. Müdürlüğü kurar kurmaz müdürlüğün bünyesine 20 tane veya 30 tane eleman ayıracağız. Mezarlıklarımızı, yollarını yapacağız. Yeşilliğini yapacağız. Yol kenarındaki ağaçlandırmasını yapacağız. Ondan sonra çiçeklerini, güllerini ekeceğiz. Yani insanlar mezarlığa girdiği zaman bir temiz bir havayla, güzel bir havayla karşılanması lazım. Yani kuruyan otlar, işte insanlar gidiyor mezarlığa cenazesini defin ediyor. 2 saat, 3 saatte paçasındaki dikenleri temizliyor. Ya da ayakkabısındaki çamuru temizliyor. Maalesef. İşte biz bunu da inşallah bu hale getireceğiz. Burada yine mesela bir güzel bir konuk evi projemiz var. Şehrimizin hemen göbeğinde. Şu an yani bir dönem sadece o yeri umumi veya şeye kazandırmak için, kamu yararına kazandırmak için kaptığımız bir yerdi. Yani o dönemin kaymakamı orayı okul yapmak istemişti ama bizim belediye başkanımız sağ olsun o dönem bir elini çabuk tutarak orayı kaptı. Konuk evi projemiz var mesela. Konuk evi burada gördüğünüz gibi, bak, sadece oraya kamu yararına deyip bir vece koyduk ki işte orayı kaptırmayalım diye, ama orayı asıl şehrin göbeğine yakışmayan bir görüntü. Biz oraya inşallah böyle bir konuk evi yaparak, konuk evinde de orada bir kot farkı var. Düşüncem şöyle, ilk giriş katının yani dip kısmına bir şey yapacağız. Bayan erkek ayrı, hani şehir güzergahı olduğumuz için, şehir arası güzergahı olduğumuz için bazen aileler zor durumda kalabiliyor. Yani çocuklarını lavaboya götürme, altını değiştirme gibi. Biz oranın dip kısmına bayan erkek veceleri yerleştireceğiz. Hamam yerleştireceğiz. Hamamı olacak. Direkt zemin kısma da ilk ön kısma otel lobisi gibi bir lobi yapacağız. Arka kısmına da o bölgede cami eksiğimiz de var. Yani esnafların hızlı bir şekilde camiye gidecek bir eksiklik var. Arka kısmına da büyük bir mescit, yani böyle bir 100 kişilik bir mescit düşünüyoruz. Ondan sonra ikinci ve üçüncü katlarına da otel odası gibi konuk evi. Yani birileri gel işte, kızı hemşiredir, oğlu öğretmendir, kızı öğretmendir geliyor. Nerede kalacak? İşte veya başka bir yere gidecek, yol güzergahı, kalmak istediği bir yer olacak. Orada da belediye ait bir konuk evi yapacağız. Bir 20 oda veya 30 odalı bir otel odası gibi güzel bir konuk evimiz olacak. En üst katında şunu düşünüyoruz. En üst katında da belediyeye ait yine böyle fakir ailelerimize tahsis edeceğimiz işte bir sünnet düğünü olur yapabileceği. Bir kanası olur. Düğün salonu tutamıyor, parası yok veya gücü yoktur. Onlara bu imkanı sağlayacak. Bir de belediyenin toplu şeyleri olur. Toplantıları olur, programları olur. Bunları yapabileceğimiz bir de üstüne bir büyük bir konferans salonu. Yani yarı düğün salonu ama yarı da konferans salonu gibi bir alan yapacağız. Bu konuk evi projemizi de inşallah o göbeğimize kurup. Böyle bir alan şu an var mı? Yok. Kovancılar'da maalesef vatandaşın yararlanabileceği. İşte üst kısımdaki arsa boş. Oraya bunu koyarsak
şehrin tam göbeğinde böyle güzel bir konuk evi projemiz olacak inşallah. Hı hı. Evet. Onun dışında mesela Allah razı olsun Şahin başkanımızdan, ben ilçe başkanı olmama rağmen yine ben harekete geçerek Hacı Akpınar'la birlikte biz gidip asfalt plantemizi, Elazığ Belediyesi yeni bir asfalt planti kuracaktı. Eski asfalt plantini talep ettik. O da bizi kırmayarak asfalt plantini Kuvancılar'a hediye etti. Allah razı olsun. Asfalt plantimizle de inşallah eksikleri varsa tamamlayacağız. Ve Kuvancılar'ın ana bulvarlarını ve dik caddelerinin tamamını sıfır asfalt projelerine çevireceğiz. Ara, yani dik giden mahallelerimizin tamamını sıfır asfalt, yan bağlantılarını da mahalle ve kaldırım ve yollarını da kilitli parke ile bağlayarak şehir içindeki güzel bir görünüm sağlayacağız. Burada da mesela bakın şeyimiz var, kuzey çevre yolumuz var. Kuzey çevre yolu tam Şahmiran Dağı'nın altından düşündüğümüz ticari alan açma yerimiz bu. Burayı hem Tunceli yolundan hastaneye bağlayacağız. Hastaneden de bağlayabilirsek ta Asri Mezarlığı'nı oraya bağlayarak yeni bir ticari alan ve yeni bir bulvar açacağız. Buraya da ticari alan vererek orada ikinci bir şehir. Yani şöyle diyeyim, en azından bir Gazi Caddesi vardı. Şimdi bir Malatya yolu var ya. Hı hı. Biz şimdi buraya da bir Malatya yolu düşünüyoruz. Yani şehri ikinci bir ticari alan açıp bir de güney çevre yolumuz var. Güney çevre yolunda da zaten Kuvancılar Devlet Hastanesi yapımı başladı. Devlet Hastanesi yapılınca oraya da bir şey gerekecek, yol gerekecek. Oraya açacağımız bulvarı da ticari alan olarak ilan edeceğiz. Bir yeni bir ticari alan da oraya açacağız. Yani şehri 3 veya 4 tane caddeye sıkıştırmayacağız. Şehrimiz şu an 3-4 caddeye sıkışmış. Araç trafiği hepsi yoğunluk orada. Yani şehir kilitlenmiş bir durumda. Biz yeni bulvar ve ticari alanlar, bak bu da bizim güney çevre yolumuz. Gökdelen'in arkasından hastane ve Bingöl yoluna bağlantı olacak şekilde düşünüyoruz. Buradan da yeni ticari alan vererek şehre 2 veya 3 tane sokak. Yani bir Gazi Caddesi, bir Vali Fahri Bey Caddesi, bir de Elazığ Malatya Caddesi gibi düşünün. Şehri bile genişletip yeni ticari alanlar açacağız. Onun dışında mesela taksi duraklarımız. Gerçekten şehirden geçerken bak şu görüntüye bir bakın. Yani bir kulübe gibi. Düşünün, burada Muş'tan geçen, Van'dan gelen bütün otobüsler bunun önünden geçiyor. Ve bunun gibi 5-6 tane taksi durağımız var. Gerçekten bana göre bu utanç verici bir durum. İnşallah bu taksi duraklarımızı da yeni bir görüntüye kazandırarak çok modern bir taksi durağı, onların rahatlıkla oturacağı, müşterilerin oturabileceği, işte klimasıyla, ısıtma sistemiyle, inşallah televizyonuna kadar hepsini yapıp taksi duraklarımızı da böyle modern yaşanır bir şekilde sokup insanlarımızı buraya layık görüyoruz. Burada yaşamalarına imkan sağlayacağız. Yani şu görüntü ve şu görüntüdeki fark bence şehre de bir katma değerdir. Dışarıdan gelip geçenler için de çok güzel bir görüntü olacak. Şehri onu da düşünmemiz lazım. Yani bir şehrin içinden birileri geçerken ben nereden geçiyorum demesi var. Bir de bu neresi demesi var. Şimdi birçok proje saydınız ve hepsi de aslında ilçe için gerekli, uzun vadede, uzun yıllar hizmet görecek, şehri rahatlatacak, ilçeyi rahatlatacak projeler. Peki bunlar şimdiye kadar sizce neden yapılmadı ya da bütçe yeterli mi? Siz bu bütçeyi nasıl ayarlamayı düşünüyorsunuz? Yani şimdi bu bütçe, az önce denedim yani, niye yapılmadı diye önce söyleyeyim. Maalesef şimdiye kadar gelen belediye başkanlarımız belediyeyi evin bütçesi gibi yönettiler. Ben ticaretten geldiğim için ben belediyeyi evin bütçesi gibi değil, belediyeyi bir şirket gibi, holding gibi, ben ticaret adamıyım. Şimdi bir mağazaya diyelim ki, saydım az önce işte, mesela bir mağazaya diyelim ki satış, bir mağaza açıyorsun ve o mağazaya ne gerekiyor? Diyorsun ki bir tane muhasebeci lazım, bir tane satış elemanı lazım, bir tane çay işlerine bakan, bir tane temizlik işlerine bakan eleman lazım. Ama siz 25 yıllık dönemden bahsediyorum. Siz bir mağaza açıyorsunuz. O mağazaya aldığınız 4 elemana diyorsunuz ki hem çaya sen bakacaksın, hem temizliğe sen bakacaksın, hem muhasebeye sen bakacaksın, hem satışa sen bakacaksın. Sizce hangisi iş yapabilir?
Yani yapılsa bile sağlıklı bir işletme olmaz. İşte buyur. Biz yıllarca bundan kaybettik. Bir başkan ve bir kişi üzerinden yol yüründü. Bir başkan ve birçok kişi üzerinden yol yürümedi. Bir esnafa sorulmadı. Bir insandan akıl alınmadı. Ben bilirim, ben yaparım. Merkez parkımız vardı mesela. Bizim şehirde merkez parkımız vardı. İki tane çok kıymetli abimiz burayı işletiyordu. Bu merkez parkımız o dönemin belediye başkanı direkt vurdu kırdı gibi bu adamlara ne bir uyarı çekerek ne anlaşma ve uzlaşma yoluna giderek burayı boşaltın ben yeni park yapıyorum dedi. O arkadaşlar da dedi ki biz çala çocuğumuzun ekmeğini buradan kazanıyoruz. Sen bizi hemen sokağa atamazsın. Biz bir sözleşmemiz var ve biz bu sözleşme dahilinde çıkmıyoruz. Dediler ve mahkemeye gitti. Bakın asıl orada o arkadaşlar cezalandırılmadı. Orada şehrimin insanları tam 13 yıl cezalandırıldı. O park mahkemelik olduğu için ne işletildi ne yapıldı 13 yıl. 13 yıl sonra mahkeme bitti. Belediye orayı aldı. Sözleşme dönemi bitti. Belediye aldı. Bir şeyler yaptı. Yaptıktan sonra bir başka arkadaşa verildi. O arkadaş işletemedi ama hemen yine bir kontrat. Uzun bir süreli bir kontrat. 10 yıllık bir kontrat. 10 yılda o arkadaş beceremedi, yapamadı, verdi, kiraya verdikleri işletemedi. Güzel işletmeyince insanlar tekrar orayı tercih etmedi. Bu sefer de bir sonraki belediye başkanımız orayı bizim dönemimizde mahkemeye vermek zorunda kaldı çıkarmak için. Biz 8 yılda biz cezalandırdık insanları. Daha 25 yılda park bu yıl faaliyete geçti. Bu yönetim şekli bu mu olması lazım? Yani ortak akılla ben yaptım diyeceğini ortak akılla yönetsen, diyalogla yönetsen, o arkadaşları çağırıp ikna etsen 25 yıl milleti cezalandırmazsın. Bunun için biz ticaretten geldiğimiz için biz belediyemizi şirket ve holding gibi yöneteceğiz. Biz evin mutfağı gibi yönetmeyi düşünmüyoruz. Bu projeler içinde herhangi bir korkumuz yok. Biz bu projelerimizi de teker teker süreçle ilk geldiğimizde 3 ay sonra, 6 ay sonra, 9 ay sonra, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra insanlar artık bu şehirde bir şeyler değişiyor. Bu şehirde her gün bir şeyler güzelleşiyor ve neticede Allah'ın izniyle 10 yıl sonra da biz çok güzel bir şehirde yaşıyoruz dedirteceğiz inşallah. Evet. Hesabımız buna göre yapıyoruz yani. Şimdi baktığımızda genel olarak seçim programları yapıyoruz. Evet. Adayları burada ağırlıyoruz. İlçelerdeki adaylardan daha çok kültür anlamında ya da eğitim anlamında bir eksiklik olduğunu görüyoruz. Özellikle kültürel anlamda bir eksiklik var. Bu bir gerçek ve buna yönelik projeler olduğunu görüyoruz. Siz bu konuda bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Kovancılar bu konuda ne kadar aktif ya da sizce neler yapılabilir? Evet. Şimdi bizim ilçemizde daha önce kültür anlamında mesela az da olsa vardı. Konser programlarımız vardı. Yıllık bir kere bir konser oluyor. İşte bir hafta insanlar toplanıyordu, eğleniyordu. Daha sonra futbol turnuvalarımız vardı. Mesela bir iki ay sürüyordu, bir şenlik oluyordu. Maalesef onlar tamamıyla bitti. Benim bu konuda çalışma prensibim şudur. Biz Allah nasip ederse geldiğimizde öncelik gençlik merkezimiz, halk eğitimimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzden bir programa gireceğiz. Daha sonra okullarımızdaki beden eğitimi öğretmenleri, resim öğretmenleri ve rehber öğretmenlerimizle aktif çalışacağız. 3 müdürlüğümüz ve 3 hocalarımız yani birimdeki hocalarımızdan birlikte biz sürekli aktif çalışacağız. Halk eğitimimizi hazırlayacak, biz maddi manevi destek vereceğiz. Öğretmenlerimiz hazırlık yapacağız, biz maddi manevi destek vereceğiz. Mesela kadınlarımıza yönelik örneğin ya bir ebru sanatları ve has sanatları yapamayacak kadar hanımlarımız acaba beceriksiz mi? Yok. Değil, tabii ki. Ama birileri el atarsa işte bir resim hocası kalkarsa bu hanımlarımızı toplarsa mesela şu an kademimiz var. Bakır kursumuz var. Biz buna niye has sanatları eklemeyelim? Çok mu zor mesela? Ya da talebe göre. Tabii ki talebe göre. İşte ben orada maddi ve manevi her türlü halk eğitimi, milli eğitim ve gençlik merkeziyle beraber aktif çalışacağım. Ne yapacağız? Diyeceğim ki siz yapmak istediğiniz ne varsa bana getirin. Ben ödenek için bakanlığa gitmeye hazırım. Bir de ben bakanlığa giderken de ben tek gitmiyorum. Gerekirse Milli Eğitim Müdürlüğü'nden giderim. Gerekirse
3 müdürü de alır giderim. Karşıdaki bakan işin ciddiyetini anlar. Ben tek gidersem bakışı biliyorum. Bu ikinci dönemini garantiye almak için adım atıyor. Ama 3 tane müdürle gidersem bu ilçede bir problem var. Bu problemi çözmemiz gerekiyor. Belediye başkanı ve 3 müdür beraber geldiğine göre biz bunları geri çeviremeyiz. Biz böyle çalışırız. Ulaştırmayla ilgili bir problemim mi var? Şoföle cemiyet başkanıyla giderim Ankara'ya. Esnaflarla ilgili bir problemimiz mi var? İşte galericiler sistemimiz mi eksik? Traktörcüler sistemimiz mi eksik? Esnaf sanayiciler odasıyla giderim. Ziraat odası başkanımla giderim. Ben nasıl isteyeceğimi bilirim diyorsunuz. Ben nasıl isteyeceğimi bilirim yani. Ben ciddi giderim. Ciddi görünürüm ki ciddi hizmet alayım. İşte bu projeleri nasıl kazanacağız? Ciddi bir görünümle ve ciddi adımlar atarak kazanacağız. Biz egolu ve kibirli kişiler değiliz. Ben hiçbir zaman tek başıma hareket etmeyi seven bir insan değilim. Ben her zaman büyüklerimle, kardeşlerimle, arkadaşlarımla, gençlerimizle sürekli ben içişare içindeyim ve yol nasıl yürünecekse öyle yürürüz yani. Bizim tek hedefimiz odur. Projeler için hiç korkum yok ama kültür ve projelerimiz çok. Mesela şehrimizde bir okuryazı buluşması programlarımız, bunlar için çok büyük maliyetler gerekmiyor. Sadece niyet önemli. Okuryazar buluşmalarımız olacak. Burada yazarlık atölyesi kurslarımız olacak. Tarihi ve kültür geziler mesela. Şimdi tarihi ve kültürel gezi bir laf var. Diyor ki çok okuyan mı çok gezen mi? Bence çok gezen. Bence ikisi de. İkisi de ama şöyle yani bir şeyi okursun unutabilirsin. Ama gezerek yaşarken unutamazsın. İşte bir Çanakkale'yi mesela okursun. Şimdi desem ki Çanakkale'nin tarihini anlat. Aklında bir sürü bir şey kalmamıştır. Ama Çanakkale'yi gidip görmüşsen, orada yaşamışsan tak 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 en az 20 tane 30 tane bir şeyi anlatırsın. Tabii o manevi duyguyu tabii aslında manevi daha iyi duygu, hissedebilirsiniz. İşte sana onu aklında tutmaya. İşte biz kadınlarımıza mesela ben işte her mahalle temsilci, kadın mahalle temsilcilerim olacak. Gençlik mahalle temsilcilerim olacak. Ve bir de akil adamlarımız olacak. Biz bu prensiple de çalışırız. Aslında çalışma prensiplerimiz var bizim. Onlarla birlikte bu kadın mahalle temsilcilerimiz ve gençlik mahalle temsilcilerimiz neleri yapacağız? Gençlikle ilgili işte futbol turnuvaları, voleybol turnuvaları, basketbol turnuvaları, işte kitap fuarları, okur yazar buluşmaları. Biz bunları aktif hale getireceğiz. Kadınlarla ilgili de mesela ya biz kadınlarımız evde oturup akşama kadar yani hepimizde var. TikTok'tan çıkmayacağımıza gidip bir meslek öğrenebiliriz. İşte has sanatları öğrenebiliriz, ebru sanatları öğrenebiliriz, bakır sanatları öğrenebiliriz. Onları ödüllendirmek için yıllık kesin ve kesin yapacağım. Yıllık mahalle temsilcilerimiz herkes kendi mahallesinde zengin aileler değil, fakir ailelerden birer ikişer kişi seçeceğiz. İşte kadınlarımızı bugün şeye yolluyoruz. Mardin'e yolluyoruz. Gitsinler bir Mardin'i gezip gelsinler. Öbür sene kadınlarımızı Trabzon'a yolluyoruz. İşte Karadeniz'e yolluyoruz. Öbür sene Kapadokya'ya yolluyoruz. Biz bu kültür gezilerimizi de aktif yapacağız. İnsanlarımız biraz kültür konusunda, görme konusunda, yaşama konusunda da geliştireceğiz. Onun dışında bahsettiğim işte kitap fuarlarımızla, liderlik mesela aile içi iletişim, rehber öğretmenlerimizle ne işler yapacağız? Aile içi iletişim, liderlik çalışma programları, çocuk ve gençliğe yönelik diksiyon ve eğitim kursları, halkla ile birlik beraberlik konser programları. Bunlar sürekli olacak yani. Mesela yıllar önce her yıl bir Heybet Baba festivalimiz vardı. Ama isterseniz biraz daha seri geçelim çünkü konuşacağımız konular var ve az bir zamanımız kaldı. Hepsine yer verelim. İşte bu kültür eğitim faaliyetlerimizde de bunları tamamlayacağız. Gençlerimiz ve kadınlarımızla çok aktif çalışacağız. Sürekli aktif çalışacağız. Yani onların hiçbir talebini yerde bırakmayacağız. Sürekli sahip çıkacağız. Kadınlarımızla, gençlerimizle sürekli iş imkanları konusunda, çalışma konusunda, bir şeyler öğrenme konusunda, gezme konusunda her türlü yanlarında olacağız. Ve birlikte aktif çalışacağız. Şimdi isterseniz nasıl bir belediye başkanı olacağınız ya da çalışmaları nasıl yürüteceğinizle ilgili biraz bilgi alalım. Aslında sizi tanımak amaçlı bunu biraz daha sormuş olacağız. Çalışma prensibiniz bir belediye başkanı olarak seçilmeniz halinde nasıl olacak? Yani birinci şu, ben çalışma prensiplerimin başında koltukta oturan bir belediye başkanı olmak istemiyorum. Sahada olacaksınız. Ben sürekli sahada aktif çalışmak istiyorum. İkinci,
mesela bir grubum olacak. Akil adamlar grubu. Yani ticaretinde çok başarılı olmuş. Gidip Avrupa'da Avrupa'yı görmüş, gelmiş, ticaretini kurmuş kişilerden, müteahhitlerden, mimarlardan, mühendislerden bir grubum olacak. Her şeyi ben biliyorum demeyeceğim. Aylık belediye meclis toplantısı gibi akil adamlar toplantımda olacak. Sürekli ben bu insanlarla işte şehrimizde ne yapmamız gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor, doğrumuz ne, yanlışımız ne, hata mı yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz diye sürekli bu akil adamlarla biz alışveriş yapacağız. Akıl alışverişi yapacağız. Proje alışverişi yapacağız. Bunlarla ben ortak akılla bir belediye başkanlığı yapacağım. Sadece ben bilirim, ben yaparım değil, ortak akılla şehri yöneten ve sürekli insanların içinde olan, sürekli sahada olan bir belediye başkanı olmak istiyorum. Onun dışında bir gençlik meclisim olacak. Gençlik meclisinde de şunu yapacağız. Mesela üniversite okuyan bir sürü gencimiz var. Düşüncemde şu bile var. Diyelim ki 300 tane öğrencimiz üniversite okuyor. Ben o 300 tane öğrenciyi belediyede kayıt altına alacağım. Bunların içinde zengin de vardır, fakir de vardır. Ailesinin belki para yetiştiremediği gençlerimiz de vardır. Veya da çok iyi şartlarda okuyan gençlerimiz var. Ben bir belediye başkanı olarak bu gençlerimizi hepsini kayıt altına alacağım. Diyelim ki bir gencimiz mimarlık okuyor ve mimarlık aletleri falan biliyorsunuz pahalıdır. Hı hı. Genç bana özelde yazacak. Başkanım, bana birazcık para lazım. Ailemde yok. Şöyle bir düşüncem var. O 300 tane gencimize yazsam. Gençler şu IBAN'a herkes 20 TL atsın. 300 tane 20 TL attığı zaman ne yapıyor? Bir anda o gencimizin, o fakir gencimizin hesabına 6000 lira para düşüyor. Peki öbür tarafta o gence 20 TL ne yapabilir? Hiçbir şey yapmaz. Yani 300 kişiyle imece usulü 20 TL attığın zaman bir anda adam 6000 liraya sahip olacak. Bu fakir ailemiz rahatlayacak. Ama öbür taraftaki gencimiz çok çok bir çay eksik içecek. Ben de atacağım. Kendi özelimden de para atacağım. Belediye özelinden de gençlerimize sahip çıkacağız. Okuyan gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Burs konusunda her zaman yanlarında olacağız. Gerekirse dışarıdan burs gönderen firmalarımızı da bulacağız. Gerekirse belediye bünyesinde de burs bulacağız ve bunlara sahip çıkacağız. Ama özellikle gençlerimizin yine gezi olaylarına, turnuva olaylarına sahip çıkacağız. Onlarla çok aktif çalışacağız. Ama dışarıda okuyan gençlerimize de bir sürekli sahip çıkacağız. Peki Büyük Birlik Partisi'nden aday olmayı tercih ettiniz. Evet. İsterseniz bu konuya biraz daha değinelim. Büyük Birlik Partisi ile nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Yani ben Büyük Birlik Partisi'nin çok daha avantajlı olduğumu düşünüyorum. Neden? Nedeni şu. Benim muhatabım Cumhur İttifakı'nda olan bir genel başkan. Düşünün Elazığ'ın bir ilçesinde Büyük Birlik Partisi belediye başkanlığını kazanmış. Ben Ankara'ya proje götürüyorum. Ankara'da İktidarın milletvekiline gittiğim zaman atıyorum çok projem var. Büyük projelerim var. Hı hı. Şunu bana diyebilirler. Vahap Bey biraz yavaş. Tamam sen istiyorsun her şeyi ama işte Baskil'de istiyor, Palo'da istiyor, Karakoçan'da istiyor. Biraz yavaş diyecek. Önüme muhakkak bir set koyacaklar. Biraz yavaş diyecekler. Ama ben muhatabım kim bundan sonra? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı. Ben Ankara'ya gittiğim zaman başkanım ben geldim Ulaştırma Bakanlığı'nda işim var. Ben geldim Sanayi Bakanlığı'nda işimiz var. Ne yapacak başkanımız? Ya bakanlıkta birini arayacak beni gönderecek. Ya bir vekille beni gönderecek. Ya da bir şekilde sahip çıkacak yani kendi belediyesine. Bence ben Büyük Birlik Partisi'ni tercih etmekle ve Cumhur İttifakı'nda bir partiyi tercih etmiş ki diğer partilerden teklifler geldi asla kabul etmedim. Çünkü Büyük Birlik Partisi hem temiz, adaletli, dürüst bir şehit lideri var. Ondan dolayı severek teklif ettim, kabul ettim yani orayı. Bir de daha güçlü olacağımı düşünüyorum. Yani İktidar Partisi'nden çok farkımız olmayacak. Bence daha güçlü olacağız. Niye? Genel başkanla muhatapsın. Sana orada sahip çıkacak bir genel başkan. Genel başkan benim zorda kaldığımı görünce Tayyip Erdoğan'ı arayabilir. Benim ilçemin şu sorunları var. Yardım et diyebilir. Ama bir vekil bana göre zorda kaldığımda Tayyip Erdoğan'ı arayamaz. Ben Büyük Birlik Partisi'nde
daha güçlü ve daha büyük projeler çıkaracağımı ve daha güçlü olduğumu düşünüyorum. Şimdi süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok az bir zamanımız kaldı. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Tabii ki her seçim bölgesinde heyecanlı bir atmosfer var diyebiliriz. Farklı partilerden adaylar var ve Kovancılar ilçesinde de bu söz konusu. Aslında Kovancılar'da daha heyecanlı bir seçim atmosferi var diyebiliriz. Şu anki ya da şu ana kadarki gözlemlere o şekilde. Siz şu an Kovancıları rakiplerinizle birlikte sahada görüyorsunuz, hem izliyorsunuz hem gözlemliyorsunuz. Neler görüyorsunuz şu anki durum nasıl? Yani ilçemizde gerçekten aday adayları hepsi arkadaş gibiyiz. Yani dost gibiyiz ve kimse böyle aşırı derecede bir ayrım yapmıyor. Yani kardeşçe bir seçim var. Gidip ziyaret ettiklerim de var. Mesela ayağımın gittiği her yere de gittim. Ziyaret ettim, mitinglerine katıldım. SKM'lerine uğradım. Onlar da bana uğradılar. Yalnız sadece bir maalesef bir adayımız ya kaybetme korkusu ya da iktidarın verdiği güç neyse son zamanlarda bayağı bir artık yine tarzı olan bir şeyi yansıtmaya başladı. İşte aday adayların peşine adam takıp SKM'lerine kimler uğruyor, kim kimin SKM'sinde, arıyor SKM'mizdeki adamı arıyor, senin ne işin var orada, neye gitmişsin gibi tehditler. Ondan sonra iş kurdan çalışanları arıyor, işte kirli siyaset veya bel altı siyasetler yapıyorlar yine her zamanki gibi. İş kurdaki insanları arıyor, işte bize oy verirsen süreni uzatacağız, vermezsen işte çıkarılacaksın gibi tehditler. Ondan sonra mesela aile sosyal yardımlaşmadan yararlanan insanlar sanki belediyeye bağlıymış gibi, belediyeden o yardımı alıyormuş gibi. İşte toplantıya gel, toplantıya gelmezsen senin buradaki kaydını sildireceğiz. Artık yardım alamayacaksın. İşte ondan sonra tekstil kent işçilerine kadro verme sözü. Yani çok kirli bir siyaset uygulaması. Bir de yok işte onu güçsüz göstermek için işte o onunla birleşecek, bu bununla birleşecek gibi. Ben şu cümleyi söylemek istiyorum. Kovancılar'da şu an en güzel kitle bende. En oy toplayabilen kitle bende. En çok teveccühe sahip olan benim. Gençlik üzerinde herkesin de en güçlü olan benim. Birinci partide benim. Birleşecek biri varsa, birleşmek isteyen biri varsa ancak benim yanıma gelir birleşir. Asla ben ne kimsenin yanına giderim ne de kimseyle birleşirim. Zaten ben birinciyim. Birinci adam niye gidip başkasıyla birleşsin? Birleşecek biri varsa gelir benimle birleşir. Benim saflarıma katılırsa birleşir. Yoksa birleşemez. Peki teşekkür ediyoruz. Kimseye kimseye birleşmez. Bir şey daha hatırlatacağım. Son sözlerinizi isterseniz bu şekilde alalım. Ekranlara da yansıyor. Birkaç cümleyle alayım bitirmek yani istiyorum. Halkıma şöyle demek istiyorum. Benim özellikle 23 Mart Cumartesi günü Genel Başkanımız Mustafa Destici Bey büyük buluşmamıza katılacak, Kovancılara gelecek. Özellikle bütün halkımızı oraya davet ediyorum. Bizi yalnız bırakmamalarını istiyorum. Bir de oy pusulalarında biz genel bu bir bilgi olarak söylemek istiyorum. Oy pusulalarında İkinci sıradayız. Evet, ekranda da görüyoruz. Evet, ekranda da göründüğü gibi o sıraya da dikkat etmelerini istiyorum. Çok az bir süremiz kaldı. Onun dışında da ben dinleyicilerimize, Kovancı'daki ablalarımıza, gençlerimize, halkımıza bizi izledikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsine iyi Ramazanlıklar diliyorum. Allah razı olsun herkesten. Çok teşekkür ediyorum. Size de programı aldığınız için ve bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Seçime Doğru programının sonuna geldik. Büyük Birlik Partisi Kovancılar Belediye Başkan Adayı Vahap Gök bizlerle birlikteydi. Kovancılar'da hayata geçirmeyi planladığı projeleri bizlerle paylaştı. Bugünlük programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.